Merhaba dostlar, Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Yeni bir kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Bugün haftanın ilk günü borsanın açılış günü olması e, sebebiyle Borsa İstanbul'dan ve KAP'tan yoğun haberler geliyor arkadaşlar. Biz de bunları önem sırasına göre sizler için hazırlamaya çalışıyoruz. Evet, Coca-Cola içecekle ilgili bir KAP haberimiz var. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar. Coca-Cola içecek arkadaşlar, eee Pakistan'daki hisse alımı hakkında diyor. Pakistan'daki Coca-Cola'nın %49.6'sını satın almış arkadaşlar. Evet %49.67'sini satın almış ve toplam artık Pakistan'daki hakkı şirketin hakkı 99.34'e çıkmış. Bu 49.67'ni 300 milyon Amerikan doları karşılığında satın almış arkadaşlar. 99.34'ün geri kalan olan kısmı ise Pakistanlı yerel bir e, halk insana yani ortağı aitmiş. Evet bu işlem ile Coca-Cola içecek gelişmekte ve hızlı büyüyen pazarlarından olan Pakistan'da hissedarlık oranını arttırmaktadır diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet Coca-Cola ürünlerin üretimi, dağıtımı ve satışını yapan bir şirket ve düşünürseniz burada geniş açıklaması var. Bunun hepsini okumak istemiyorum sizlere. Di e, The Coca-Cola Company diyor. Coca-Cola içeceğin hissedar konumundadır. Coca-Cola Company iştiraki olan Atlantic Industry Co. Joe, yani satan devreden bu. Coca-Cola Company e, Coca-Cola içeceği arkadaşlar hisselerin 49.67'sini satıyor ve böylece neredeyse %100'üne yakınlığı satın almış oluyor Coca-Cola içecek. Türkiye'deki bu ve kalan hisseler yerli bir hissedara aitmiş. Çok az bir hissede bu Kemal Sunal'ın yoksul filmi değil mi? o? Yoksul çay getirdiği bu bağırıyorlardı ya arkadaşlar. Orada nasıldı? Kardan binde bir bir oranı vardı. İşte bu yerli hissedara da Coca-Cola böyle bir şey vermiş sanırım. Sistemi yani ül ülkeye girerken oradaki ilk yatırımcıyı bulmuşlardır bu işi yapan. Basit gazoz işleten. Onlara verilen bir paydır bu da. O devam ettiriyordur hala orada çalışıyordur yani. Evet arkadaşlar toplam dolaylı sahipliği 99.34 olmuş. Coca-Cola'nın içeceğin Pakistan'daki yatırımlarından sonraki yani bu 300 milyon dolarlık satın almadan sonra toplam 99.34'üne sahip olmuş. Gerisi de yani kaç oluyor? 40 olsa 60, 66, yüzde %0.66 hisse yoksa ait. Ne, kime ait? Yerli bir hissede ait arkadaşlar. Lütfen matematik işlemlerinde yanlışlığım varsa kusura bakmayın. Çünkü hızlı bir şekilde yapıyorum burada ben de. Ee, diyor ki burada arkadaşlar en iyi hızlı büyüyen operasyonlardan biri diyor Pakistan 10 yıllık dönemde. Ve Coca-Cola içecek hem de Coca-Cola sistemi içindeki en hızlı büyüyen operasyonlardan 2008 yılında Pakistan pazarına girişimizden bu yana önemli pek çok adım attık. Yıllar içerisinde Pakistan'a yüklü miktarda yatırım yaparken 2022 yılı itibariyle ülkedeki üretim kapasitemiz 5 art, kat artmış arttırmış olduk. Aynı dönemde üstün icra kabiliyetimizle nokta erişimimizi artırırken hacimlerimizi yaklaşık 6 kat büyüttük ve gazlı içecekler pazarında liderlik pozisyonuna ulaştık. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda hızlı tüketim ürünleri sektörünün en iyi oyuncusu olma vizyonumuza paralel olarak Pakistan'daki büyüme fırsatlarından yararlanmak adına yatırımlarımıza diyor devam edeceğiz diyor arkadaşlar. Pakistan operasyonlarımız içinde en iyi yönetilen biri olacağına inancım tam. Kim söylemiş bunu biliyor musunuz? Coca-Cola CEO'su Burak Başarır söylemiş. Bu yatırımın aynı zamanda ülkeye olan bağlılığımıza ve pazarın sahip olduğu büyüme potansiyeline olan inancımıza bir ispat niteliğinde olduğunu düşünüyorum demiş. Evet. 220 milyon tahminim yani hatırladığım kadarıyla Pakistan nüfusu ve 220 milyon bir nüfusta arkadaşlar koskoca Coca-Cola'nın 635 milyon dolar olarak kalması çok çok mucize ve düşük bir rakam. Ve Coca-Cola da bunu affetmiyor zaten. Yani çünkü pazarın da eline geçirmiş tak diye hepsini almış geçmiş şirketin arkadaşlara. Çünkü koskoca 220 milyonluk nüfusu düşünün. Ve nüfus olarak da e, gelişmiş ülkeler iki büyürken bir büyürken bunlar dört büyüyor yani üç büyüyor ve verdiğimiz rakamlar da resmi kayıtlar resmi olmayanlar da çok fazla ve 635 milyon dolar olması Coca Cola'nın koskoca Pakistan'da tabii ki çok düşük bir rakam ve hepsini böylece Coca Cola içecek satın almış diyebiliriz. Evet dostlar. Burada verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Bu tür bilgilerin videolarının da devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol bol kazançlar.